Sayın Mülkiye Başüfettiş, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Vekili, Belediye Başkan Yardımcı, İl Protokolümüzün değerli üyeleri, kahraman gazilerimiz ve huzurlarımızdaki memleketçilerimizin çok kıymetli anneleri, babaları, eşleri ve yakınları. 2023 8 Eylül'ü bedelli askerlerimizin ant içme törenine hoş geldiniz. Sizleri bu anlamlı günde ithal yapmışlar. Hava Eğitim Tugay Komutanlığımızı ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli konuklar, Hava Eğitim Tugay Komutanlığı İnsan Hakları Yönetim Anlı işine geleceğin komutan, lider yöneticilerine hemen asker yönetimi veren ve kendisine çok özel sorumluluklar yüklenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tek eğitim Dubai Komutanlığı. Ecdadımızdan bizlere biraz kalmış olan ve birliğimizin önemli faaliyetler arasında bulunan ant içme törenleri istedim. Milli birlikte beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şerefsizliğiyle perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin ayrıldığı çok özel anlardır. Sizlerin varlığıyla bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanın bir kat daha artmaktadır. Karşımızda büyük bir heyecan ve onurla duran 800 bedelli emekçimiz vatanımızın dört bir yanından gelerek bu kutsal asker ocağında silah arkadaş olmanın bilincine ve aslına vardılar. Biraz önce ettikleri yeminle de vatani görevlerini tamamladılar. Sizler de bu evlatlarımızın andına şahit edip bu gururu onlarla paylaşırız ve sevinçlerine ortak oluruz. Saygılar konuklar. Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe asker kutsaldır. Kutsaldır çünkü vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı bağısına korumaktır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir. Değerli anneler, babalar, biliyorum ki bugün burada hayatınızın en unutulmaz anlarından biri yaşıyorsunuz. Karşınızda dimdik duran evlatlarınıza bakarken büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorsunuz. Bu gururu sizlere yaşatan evlatlarınıza ne kadar ölseniz azdır. Bu gururunuzu paylaşmanın mutluluğu içerisinde sizleri kutluyor, bu vatanın evlatlarını yetiştirdiğiniz için sizlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Değerli mevcutlar, bu kutsal ocaktaki 4 haftalık eğitimimizi başarıyla tamamladınız. Eğitimimiz esnasında yanaşık düzen ve atış eğitiminin yanında bayrak, vatan, asker, silah arkadaşlarının yarattığı paylaşma, yardımlaşma, bir ve beraber olma duygusunda yaşadınız. İnanıyorum ki bu ortamın sağladığı arkadaşlarınızın sivil hayatınızda da kalıcı olacaktır. Unutmayınız ki hayatınızdaki en öncelikli hedefiniz şanlı icadımızın canları bağlısına kapıları cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır. Sizleri birliğinize uğurlarken yeminizin kutlu, yolunuzun aydın olması dileğiyle tüm yaşamınıza başarılar dilerim. Değerli mesai arkadaşlar, 4 haftalık eğitim dönemi içerisinde milletimizin bize en değerli emanet olan mevcutlarımıza sabırla ve sevgiyle
Askeri bir sisteme eğitim verdiniz. Sizlere bu üstün gayretinizle sizin anlayışınızdan dolayı mutluyum. Bundan sonra da aynı gayretle çalışacağınıza inanıyorum. Değerli bulundular, konuşmamı sonlandırırken Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli olarak bu gurur anını yaşamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve değerli gazilerimize sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyor. Bu aziz vatanın birliği ve birliği için canlarına esirgemeden feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılarımla.